sessizlik olacak. Aynen. Hepsi dağılın gitsin. Yendirin şunları. Hadi bakalım. Devlet deyin bizi illet. Ne dedi, ne dedi? Provokatif ve sıkıntılı yaşanacak olaylar olabilir. Bundan sakın MHP'yi sorumlu tutmayın. Şu anda da grubun bir kısmı kafa sallıyor. Sorumlu tutmayın dediler. Bu tehdittir. Elinizden geleni ardına koymayın. Tamam mı? Elinizden geleni ardına koymayın. Gel gel. Gel bakayım. Gel. Kimi korkutuyorsun sen? Sayın Beştaş lütfen genel kurmayın. Böyle bir şey olur mu ya? Sayın milletvekili. Buradan kürsüye yürüyecek ya. Elinden gelse burada dövecek ya. Değerli hareketlere bak ya. Hareketlere bak. Sayın sen Beştaş. Beni tehdit edeceksin. Ben burada susacağım öyle mi? Böyle bir şey yok. Sen kafa salladın. Ben tehdit ediyoruz dediğimizde onayladın. Ne dedi, ne dedi? Konya uyan artık. AK Parti'ye oy verme. Kulamam. Öldüğümde çaldır. Konya uyan artık. AK Parti'ye oy verme. Ne dedi, ne dedi? Babam beni hiç utandırmadı. Ben de oğlumu utandırmamak için bir yaşam sürüyorum. Sizden bu kadar lafın üzerine utanmanızı da beklemiyorum. Fakat emin olun çocuklarınız utanacak. Bu kadar mal mülk bırakacağınıza keşke bize bir isim bıraksaydınız diyecekler. O yüzden son sözüm, biz bu ülkeye yapılanların hesabını yapandan da hesap sormak yerine namert olmayı tercih edenler de soracağız. Sormazsak da yuh olsun bize. Ne dedi, ne dedi? Siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Bu bütçede halkın zenginlikleri, halkın serveti saraya doğru hortumlanıyor. Siz söylemeye korkuyor olabilirsiniz ama biz söyleyeceğiz. Yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Doğal olarak yargılanacaksınız değerli arkadaşlar. Vatandaşı bu dondurucu soğukta, ekmek kuyruklarında titretirken kasalarında balya balya para biriktirenler yargılanacak. Anneler çocuklarına yedirmek için mama alamazken sizin birbirine dağıttığınız ihaleler nedeniyle adliyeler emanet olacak. Son sözüm şu, konuşturmayın, bağırın, çağırın ama herkes bilsin. Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız. Ne dedi, ne dedi? Kız, gel gel. Bunu her yerde bulamazsın. Bence de ama ben şundan alayım. Al, şundan al, bu biter. Haydi bayramda. Bayramımız bayrak olsun efendim. Sağlık afiyetle nice bayramlar yapıştırsın. Bu biter, bu şıkkı. Sizin favoriniz hangisi? Evet, şimdi. Ne dedi, ne dedi? Bunlar kendilerine bağladılar portumu, kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon borularını bağladılar. Ne dedi, ne dedi? Söylemem, ben 5 vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Ne dedi, ne dedi? Anneni mi aradın? Ben annenin sekreterliğini yapıyorum. Ne dedi, ne dedi? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Ne dedi, ne dedi? Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana geçirir, tweet atarsa hiç şaşmayacağım. Trump da başlayabilir. Ne dedi, ne dedi? Emperyalistlerin analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en büyük sütü burunlarından getiren partidir. Ne dedi, ne dedi? Beni vuran bomba, açayım göstereyim mi? Ne bombasıymış? Beni vuran bomba, belimde patladı. Al bak, ne bombasıymış? Belimde patladı, gel göstereyim. Ne bombasıymış? Git hastanedeki kayıtlara bak, gel sana fotoğrafını göster. Ne dedi, ne dedi? Bana bir Allah'ın kulu, biz oy vermedik diye bize hizmet etti diye bilen birisi varsa çıksın. Muhtar olur, ilçe başkanı olur, ilçe belediye başkanı olur. Bir kişi çıksın. Yeminle söylüyorum, hiçbir ilçeye ya da köye giderken buradan ne oy çıkıp çıkmış diye bakmadım. Ne dedi, ne dedi? Değerli arkadaşlar. Ne dedi, ne dedi? Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın başkanım. Burası meclis. Kapatın mikrofonunu Muhammed Bey'in.
Kapatın mikrofonunu Muhammed Bey'in. Kapatın. Ne dedi, ne dedi? Efendim, Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Bu nedenle bölgemizdeki savaştan dolayı bizde de enflasyon patlıyor, bizde de hayat pahalı oluyor. Ya kardeşim, savaşın fiilen içinde olan Rusya'da yıllık enflasyon %17,5 seviyesinde. Savaşın diğer tarafı olan Ukrayna'da yıllık enflasyon %16,5 seviyesinde. Rusya'da hem faizler hem enflasyon Türkiye'den düşük, hem de Rus rublesi dolar karşısında değer kazanıyor. Onlar savaşın içerisindeler, fiilen savaşıyorlar. 20 seneden beri bütün güzellikler bizden kaynaklanıyor diyorlar. Bütün yanlışlar, bütün eksikler, bunların hiçbirinde bizim sorumluluğumuz yok diyorlar. Senaryo yazma yarışması açılsa, senaryo yazma konusunda, hikaye anlatma konusunda, mağduriyet edebiyatı yapma konusunda AK Parti iktidarı dünya birincisi olur, dünya birincisi. Ne dedi, ne dedi? Onun öncesi var hiç. İnsan okuyarak bir şeyler öğreniyor da yaşayarak daha fazla öğreniyor. Onun yaptığı, yani onun açıklamasından sonra benimki devede kuş kalır yani. Şey, peki aradı mı daha sonra sizi, hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Yok, arayamaz beni. Arayamaz beni. Devlet ekranı da bizi barıştırmak istedi. Benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim. Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül sohbet ister yavrum, kahve bahane. Ne dedi, ne dedi? Fenerbahçe kulübünün defa tasarı takdir olmuş bulunan tasarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbabı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştir. Bu vazifenin ifası ancak bugün müessef olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kaydine mübahim. Ne dedi, ne dedi? Oh, oh, oh.